Kadrodan ben çok isim dahil etmek isterim ama sonuna kadar varcıyım ben. En büyük hayalim Samsun Spor'la Süper Lig şampiyonluğu. Benim orada hayatta yani kendi geleceğimle alakalı bir karar vermem gerekiyordu aslında. Yani ben çok şahit oldum mesela işte su içmeye gidiyordum. Stoper yanımda benle beraber kulübeye kadar geliyordu. Çünkü ona o söylenmiş. Yani ya bu durumu kabul etmeyeceğim, Beşiktaş'tan ayrılacağım ya da işte arada transfer teklifleri geldi. Mesela yurt dışından teklifler gelmişti bana. Merhaba, nasılsınız öncelikle? Çok iyi, sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz bizi sen burada ağırladığınız için. Sen gerçi memleketine geldin. Aynen öyle. Çok siz da de... yabancı değilsin yani misafir gibi görünmüyorsun zaten. Sizi tekrar görmek, Samsun Spor'da ben ilk defa geliyorum uzun zaman sonra Samsun Spor testlerini. Sizi burada tekrar görmek çok memnuniyet verici. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Tabii 4 transfer de yaptınız ara transfer döneminde. Keyifler yerindedir şu an. Aslında 5 yaptık. Cece'yi daha evvel takımımıza katmıştık. Cece ile beraber 5 transferimiz oldu. Keyifler yerindedir tabii. Transferler de geldi. Allah'a şükür tabii ilk devre bazı mevkilerde eksiklerimiz vardı. Onları tespit ettik. Ya o da şundan kaynaklandı. Aslında biz geçen sene çok zorlu bir Manisa'yla şampiyonluk mücadelesi verdik biliyorsunuz. Orada bizi başarıya taşıyan, şampiyon yapan çocukların aslında emeklerini görmemezlikten gelmeyelim, onlara haksızlık etmeyelim diye geçen seneki birçok oyuncumuzla sezona devam başladık birinci lige ve onları da görmüş olduk. Bazı arkadaşlarımız tabii işi iyi götürdüler, bazıları eksik kaldılar. Sonucunda bu takviyeler aslında kaçınılmaz oldu bizim için. Şampiyonluktaki rakiplerimiz sezon başı bazıları 18, bazıları 20, bazıları 22 tane transfer yaptı. Yani kadrolarını çok güçlendirdiler. Biz sezon başındaki sayı anlamında aslında çok fazla istemedik. Yani transfer yapalım, tamamen kadroyu değiştirelim istemedik. Ama gün itibariyle bazı transferler, tabii bazı takviyeler kaçınılmaz oldu. O eksikliklerimizi giderdik. İnşallah bundan sonraki süreçte tabii yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, eskilerinde performansını biraz daha yukarıya çıkararak sezona bu hafta başlayacağız. İkinci yarısına hafta bu hafta başlayacağız. Evet. Peki takım transferi noktaladı diyebilir miyiz şu an için? Bugün itibariyle noktaladık. Bir tane sol bekte alternatifimiz yok. Yani Keremcan'la devre boyunca oynadık. Sağ olsunlar bazı arkadaşlarımız işte Erkam olsun, Ercan olsun, Buğra olsun. O mevkide oynattık ama yani gerçek bir ikinci sol bekimiz yok. O transferi de yapmayı düşünüyoruz. Bir hafta içerisinde onu da yaparsak transfere noktayı koyacağız. Hocam bu soru artık adetten oldu ama Nurullah'ın adı da birçok Süper Lig takımıyla da anılıyor. Nurullah için şu an gelen somut bir teklif var mı Samsun Spor'a? Ya biz sezon başı teklifler oldu. Ondan sonraki süreçte Nurullah'la alakalı düşüncelerimizi çok net bir şekilde açıkladık. Nurullah'ı bu sezon oynatacağız. İnşallah Süper Lig'e çıktığımız zaman Süper Lig'de de oynatacağız. Ondan sonraki süreçte transferle alakalı, Nurullah'ın geleceğiyle alakalı, bizim kaleci planlamamızla alakalı planımız, programımız netleşecek. Ama şu an itibariyle öyle bir teklife de açık değiliz zaten. Hocam geçtiğimiz sezon harika bir şampiyonluk. Bu sezonda şampiyonluğun en iddialı takımlarından birisi Samsun Spor. Bakıldığı zaman Samsun Spor bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Siz bu süreci tamamen evet biz istediğimiz noktadayız diyor musunuz şu anda? Samsun Spor hedefleri doğrultusunda yüzde kaçta diyelim? Şimdi biz tabii göreve başladığımız zaman Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'la oturduk. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede bir 5 yıllık projeksiyon içerisinde plan yaptık. O plan doğrultusunda kısa vadedeki hedefimiz geçtiğimiz sezon ikincilikten takımı ki bir önceki sezon çıkılamamış, çok büyük yatırımlar yapılmış ve başarısız bir sezon geçirilmiş. Geçtiğimiz sezona baktığımız zaman işte bizim geldiğimiz güne kadarki süreç içerisinde Manisa FK'nın ciddi bir başarısı, onun arkasında 6 puan arkasında kalmış bir takım, takım içerisinde tamamen umutsuzluk hakim olmuş ve o şartlarda geldiğimiz gün planlamayla hem oyuncular, hem taraftarlar, hem camia çok ciddi bir reaksiyon gösterdi ve ondan sonraki süreçte de Manisa'nın önüne geçtik ve bu şampiyonluğu elde ettik. Yani kısa vadedeki beklentimizi açıkçası karşıladık. Şimdi orta vadede amacımız birincilikten Süper Lig'e taşıyabilmek. Sonraki süreçte de artık Süper Lig'de önce kalıcı olan, daha sonra ayakları üzerinde durabilen ve sonrasında da her sene hedefini büyüten, Avrupa kupalarıyla devam eden, sonrası da artık hepimizin hayali olan nereye gider bilemiyoruz tabii. Şartlar nasıl oluşacak? Şimdi
Belki görürsünüz çok ciddi bir yatırımla altyapı tesislerimizi bitiriyoruz ki yani başkanımız bu konuda da çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Altyapı organizasyonuyla Samsunspor şu anda futbola ait sahip olduğu değerlerle zaten Süper Lig'de olmayı sonuna kadar hak eden bir şehir ve kulüp. O yüzden şu andaki amacımız tamamen farklı şeyleri düşünmeden işte futbolcusuyla, teknik adamıyla, personeliyle, taraftarıyla Samsunsporluyum diyen herkesin şu anda tek düşüncesi var. Tüm enerjimizi, tüm konsantrasyonumuzu işte bu zorlu ikinci yarıda vereceğimiz zorlu Süper Lig mücadelesine konsantre olmak, onu yaşamak, onu düşünmek. Allah'ın izniyle çıktıktan sonra zaten sonraki hedeflerimizi yeniden böyle güncelleyip ona konsantre olacağız. Ama şu anda tek düşüncemiz var. O da nasıl bu takımı hepimizin hayali olan, ait olduğumuz yer olan Süper Lig'e nasıl taşırız? Ona şu anda konsantre olmuş durumdayız. Samsunspor baktığımız zaman birçok şehir takımının aksine iyi bir yapılanmayla, iyi bir düzenle bu noktaya geliyor. Ama bakıyoruz mesela Diyarbakırspor. Şu anda Eskişehirspor çok zor günler geçiriyor. Onunla beraber kaybolan bazı takımlarımız var. Bucaspor, Gaziantepspor. Samsunspor o şehir takımlarından neyi farklı yaptı bu dönemde? Futbolda hakikaten bazen çok fazla paralar harcamak ya da işte çok iyi oyuncular almak tek başına yeterli olmuyor. Burada çok ciddi anlamda bu organizasyonu oluşturan bütün birimleri yerine çok iyi oturtmak. Ya da tabiri caizse yani şöyle düşünelim. Bir puzzle düşünün. Bu puzzle biliyorsunuz bir şeylerden oluşuyor, parçalardan oluşuyor. Her parçasını yerine oturtturmanız lazım ki o resim tamamlansın. Puzzle'ın parçalarını birer birer yerine böyle çok doğru bir şekilde oturtturmaya çalışıyoruz. Eksik bırakmamak zorundayız. Onu da çok iyi biliyoruz. Çok kolay bir iş değil. Hemen ikincilikten birinci lige çıktık. Birincilikten işte bu görüyorsunuz yani birincilikte yıllardır çok büyük paralar harcayan takımların çıkamadığını görüyorsunuz. Ya da işte farklı yerlerde Süper Lig'de çok önemli yatırımlar yapıp çok önemli paralar harcayıp da başarılı olamayan kulüpleri yıllardır Türk futbolunda görüyoruz biz. Yani şu anda planladığımız, programladığımız hedefimizin içerisindeyiz. Allah'a şükür hemen en ufak bir şaşmamız yok. Hocam eskiden Samsunspor'a baktığımız zaman biraz önce altyapı tesisleri hakkında da konuşmuştuk. Samsunspor'un şehir olarak da altyapı genleri çok güçlü olan bir takımdı. Siz de aslında 20 yaşınızda transfer olmuştunuz Samsunspor'a. Bununla beraber Samsunspor şu anda sanki biraz altyapı geri planda kalmış gibi görünüyor. Ama işte yeni tesis oluşumumuz var. Genk kulübüyle de bir anlaşma yapılmıştı. Samsunspor'da böyle Altın Ordu, Bursaspor, Trabzonspor gibi öz kaynaktan oyuncu çıkarabilecek güce gelecek mi? Şimdi sizler de hak verirsiniz ki futbolda bazı değerler var. Yani ön plana çıkması gereken, yapılması gereken, eğer uzun vadeli bir plan program içerisindeyseniz böyle yerine oturtturmanız gelen futbol gerçekleri ve doğruları var. Günümüz ortamında maalesef bunların hepsini bir arada yapma şansınız yok. Yani hem altyapıdan oyuncu yetiştireyim, hem düşük bütçeyle bir başarı ortaya koyayım, hem sportif başarı elde edeyim, hem göze hoş gelen futbol oynayayım. Bunların hepsini bir arada yapmanızın imkanı, ihtimali yok. Tabii altyapı organizasyonu başlı başına bir ayrı bir organizasyon. Orayı ayrı düşünmek lazım. Ama çok düşük bütçeyle ben bu sezonu taşıyayım derseniz o zaman bir şeylerden feragat etmeniz gerekecek. Ya da işte ben bu sene 3-4 tane genç oyuncuyu takımın içerisine monte etmeye çalışayım derseniz o zaman bunun size bir bedeli olacak sportif başarı anlamında. Kesinlikle. Hem genç oyuncu oynatayım, hem düşük bütçeyle iş yapayım, hem çok büyük bir başarı ortaya çıkarayım dediğiniz zaman bu biraz tabii karşınıza ulaşılması zor bir şey gibi geliyor. Yani bir organizasyon gibi geliyor. Genç futbolcu yetiştirmek istiyorsanız genç futbolcu oynatmanın size bir bedeli olacaktır. Bu oyuncu maç kaybettirecektir, hata yapacaktır, yanlış yapacaktır. Ona aynı güvenle istikrarlı bir şekilde oynama şansı vermek zorundasınız. Sonucu tabii neye mal olursa olsun bunu yapmak zorundasınız. Buna sabır göstermeniz, hoşgörüyle yaklaşmanız ve oynattığınız o oyunculara onlara olan o güveni de hiçbir zaman azaldığını hissettirmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla şunu yapmak lazım. Biz tabii bugün itibariyle altyapı organizasyonuyla alakalı hedeflerimiz, beklentilerimiz tabii ki bir kenarda duruyor. Ama bugün itibariyle bizim yapmamız gereken bir iş var ki bu planladığımız, programladığımız, hedeflediğimiz, yapmak istediğimiz işlerin değer kazanabilmesi, daha böyle değerli olabilmesi için bir defa Samsunspor'un
Süper Lig'de olması gerekiyor. Evet. O yüzden biz tabii altyapı çalışmalarımız, altyapıdan beklentilerimiz bir kenarda duruyor ama şu gün itibariyle tamamen odaklandığımız bir iş var ki o da Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarabilmek. Şöyle geçmişime bir göz attığınız zaman çalıştığımız her takımda işte Samsun'la başladık, Kayseri'yle devam ettik, Beşiktaş'a gittik, Bursaspor, Eskişehirspor. Şöyle bir bakın. Tarihlerinin en parlak dönemlerini yaşamışlar. Altyapıdan A takıma çıkan oyuncu, orada altyapıdan gelen oyuncuların süre alması, Türk futboluna kazandırılmasına konusunda şöyle bir bakalım. Biz her takımda, gittiğimiz takımda özellikle bir ayrı bir hassasiyet göstermişizdir. Bir tarafta tabii sportif başarıyı kovalarken, diğer tarafta bir Türk antrenörü olarak önemli görevlerimizden bir tanesi olarak alttan oyuncu yetiştirmek, onları A takıma adapte etmek ve Türk futboluna kazandırma konusunda bakın işte Samsunspor'da, Kayserispor'da, Beşiktaş'ta, Bursaspor'da, Eskişehirspor'da tarihlerinin en parlak dönemini geçirmişler. Herkes şunu söylemiş. Hocam Allah sizden razı olsun. Biz ilk defa bu kadar alttan oyuncuyu A takıma siz de gördük. A takımda siz de gördüğü hep yaşamışızdır. İnşallah Samsunspor'da da bunu yapacağız. Samsunspor'un zaten siz de söylediniz genlerinde böyle geçmişe baktığımız zaman bu toprakların özünde zaten bu var. Evet. Hocam laf arasında pandemi sözü geçti ama 2020 senesine malum damga vuran bir süreç oldu. Şunu da sormak istiyorum. Kasım ayının başından Aralık ayının ortasına kadar Samsunspor aslında ligde de kötü zamanlar geçirdi ama kulüp içinde de çok zor zamanlar geçirdi. Siz COVID-19'a yakalandınız. Kulüp menajeri Mustafa Öztopal COVID-19'a yakalandı. Kulüp başkanı Sayın Yüksel Yıldırım yine COVID-19'a yakalandı ve kulüp ikinci başkanı Sayın Mustafa Erkanat da evet. Allah rahmet eylesin buradan. O da başımız sağ olsun diyoruz. Kulüp gerçekten de COVID-19 sürecini en zor atlatan takımlardan birisi oldu aslında. Bu süreçle ilgili neler söylersiniz? Şimdi maalesef tabii 100 yılda bir dünyanın başına gelecek bir felaketle, bir sıkıntıyla baş başayız. Bundan bütün sektörler olumsuz etkilendi. Dolayısıyla yani insanın olduğu yerde de her sektörde etkilendi. Bizim sektörümüz de etkilendi ama mesela bizim mücadele ettiğimiz ligde birçok takım bu pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken sahada görev alma anlamında en fazla etkilenen takım Samsunspor oldu. Birçok takım etkilendi ama takım halinde ne yaptılar? Hep beraber yaşadılar bu süreci. Maçlarını oynamadılar. Sonraki süreçte yine kadro içerisinden oyuncu eksilmeden o süreci yaşadılar. Tabii ki olumsuz etkileri oldu ama biz belli karşılaşmaları 5 tane, 6 tane, 4 tane oyuncumuzun faydalanmadan maçları oynamak zorunda kaldık. Bizim kulübümüz için çok önemli başkanımız ve ikinci başkanımız ki hem Samsun şehri için hem Samsunspor için çok önemli insanlar bu süreci maalesef çok sıkıntılı bir şekilde geçirdi. Mustafa Erkanat abimizi kaybettik ki o bizde bir travma yaşattı. Başkanımız 3 hafta yoğun bakımda kaldı. İşte halen o sürecin olumsuz etkilerini yaşıyor. Tabiri caizse ölümden döndü. Hayata tutundu. Allah'ımıza şükürler olsun. Ama baktığımız zaman bu süreci en sıkıntılı geçiren takımlardan bir tanesi biz olduk. Bundan sonraki süreci de bizi şampiyonluğa taşıyacak şekilde geçirmemiz gerekiyor. Çünkü kupayı alıp söz verdiğimiz insanlar, başucuna getirmemiz gereken insanlar var. Onun için sorumluluğumuzun farkındayız. Ve Mustafa Erkanat abimize şampiyonluğu çok isterken yitirdiğimiz yürekler var. Onlara Samsunspor için canını feda eden, Samsunspor aşkıyla hayatını kaybeden insanlar var. Onlara o kupayı getirmek zorundayız. Bu sezon içinizde kalan bir maç oldu mu? Bu maçın skoru daha farklı olur dediğiniz bir karşılaşma. Ya bizim birkaç tane oldu. Çünkü çok şanssız maçlar oynadık. Altınordu karşılaşması mesela. Yaklaşık 10 tane, 12 tane net pozisyonumuzun olduğu, 3 tane direkten dönen topumuzun olduğu, bir Menemen maçı içeride yine nereden baksanız 12 tane net pozisyona girdiğimiz, son 10 dakikasında 5 tane net pozisyon kaçırdığımız, bir Bursa maçına bakıyoruz yani 8-9 tane net pozisyonun olduğu çok şanssız maçlar oynadık. Ama futbolun içinde var bunlar. Hem futbol şansını yanımıza çevireceğiz hem de eksikliklerimizi giderip pozisyonları değerlendirme anlamında biraz daha sahaya kaliteyi koyacağız. Yabancı oyuncu transferleri denince tabii insanlarda ayrı bir beklenti oluşuyor. Özellikle Süper Lig'de de, TFF 1. Lig'inde de bu var. Sezon başında kulübe katılan yabancı oyuncularımız oldu. Onlar tam adapte sorunu mu yaşadılar ilk yarı itibariyle? Doğru. Tam bekleneni veremediler. Tabii şanssız bir sakatlık da oldu. Tomane'nin de şanssız bir sakatlığı vardı. Neler söylersiniz?
Biz tabii bu transferleri yaparken bu sene maalesef tabii oyuncuları gidip kendi ülkelerinde maçlarını seyredip alamadık pandemi vesilesiyle. Programlarımız var. Futbol scouting programlarımız var. Oradan izleyebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımızdan işte referanslar almak zorundayız. Yani bu seneki transfer politikamızda maalesef bizim scout ekibimiz de yurt dışına çıkamadı. Ki aslında planımız, programımız çok önceden hazırlanmıştı. Maalesef pandemi süreci girince yurt dışına çıkış yasakları, ligler iptal oldu, seyredemedik. O yüzden şanssız bir dönem geçirdik aslında. Tabii bu yapmış olduğumuz transferlerde bazı oyuncularımızı tercihiyle alakalı açıkçası güncel bir beklentimiz yoktu. Çünkü 20 yaşında genç bir oyuncuydu. Bir de uzun vadede bir beklentimiz vardı. Plümen'le alakalı açıkçası tabii burada biraz şey oldu yani onun uyum sorunu. Geri kalan 4 oyuncu da Tomane, Boli, Savicevic ve Cesi de aslında nokta atışı yaptığımızı düşündük. Ve o arkadaşlarımız oynamaya da başladıklarında işte Tomane çok ciddi bir sakatlık yaşadı, hala yok. Tam böyle çok iyi bir santrafor bulduk. Ne iyi bir oyuncu almışız. Aynı şekilde Boli'de de tam şeyi bulduk, oyuncuyu bulduk, adaptasyonunu tamamladık, çok iyi oynuyor derken ikisi de çok ağır sakatlık yaşadı. Neredeyse devre boyunca bizde olmadılar. Savicevic tam formunu buldu. Bir pandemi işte Covid oldu. O süreci yaşadı. Giyasi tam sezona başladı, form buldu, sakatlığı atlattı derken Covid oldu. Onda da bir süreç yaşamış olduk ve dolayısıyla maalesef yabancı oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık biz. Kadromuzda bulunan yerli oyuncularımız sorumluluk aldılar. Olayı sahiplendiler ve tabiri caizse geçtiğimiz sezonki kadromuzla bu yarışı devam ettirmek zorunda kaldık. Tomane maalesef bir müddet daha aramızda olamayacak. Onun eksikliğini yaşayacağız. Ama Bulgaristan'ın Çernemore takımından Matias Korier'i aldı. O inşallah bize katkı yapacak. Cece'nin katkısı inşallah olacak. Hamurunu da koyduğumuz zaman yabancı konusundaki ilk devre alamadığımız verimi inşallah ikinci yarı alacağız. İnşallah yabancı oyuncularımızın da katkısını ikinci yarı, ilk yarıdakileri de üstüne ekleyerek alacağız ve daha iyi bir takım olup daha güzel maçlar izlettireceğiz taraftarımıza. Hocam biraz geçmişe gitmek istiyorum. Siz aslında Samsun Spor'a tarihin en zor döneminde, kulübün en zor döneminde gelen bir isimsiniz. 20 Ocak faciası son deplasmandan. Evet. Sonraki sezon Samsun Spor'a transfer olarak genç bir oyuncu olarak gelmiştiniz. Ve yanlış hatırlamıyorsam ilk transferiydiniz de kulübün o dönemki. Kazadan sonraki evet. İlk transferiydim evet. Ne hissetmiştiniz? O dönemde nasıl bir atmosfer vardı takımda? Ya şöyle ben tabii Gaziantep Spor'dan Samsun Spor'a geldim. Kazadan sonraki süreçte biliyorsunuz maçlarını oynamadı ve oynamadığı süre içerisinde de işte bir sonraki senenin hazırlıklarına başladılar. Tabii Samsun Spor o dönem çok popüler bir takımdı. Aslında baktığımız zaman işte 86, 87, 88'de şampiyonluğu işte Hasbi Menteşoğlu'nun, işte o Tanjuların, Savaşların, o efsane kadronun olduğu dönem Türk futbolunun popüler takımlarından bir tanesiydi. Ve her futbolcunun da hayali, olmak istediği yerde. Ben de o beklentiyle tabii, o hayalle Samsun Spor'a Gaziantep Spor'dan geldim. Tabii kazadan sonraki süreç şehirde, kulüpte, takımda o oluşturmuş olduğu travmaların sonrasında yeniden yapılanma, yeniden bir takım oluşturma ki sıkıntılı bir süreç vardı orada. İlk sezon küme düştük. Evet. Sonraki sezon şampiyon olduk ikincilikten. Yine birincilikten Süper Lig'e çıktık bugünkü adıyla. Sonra bir daha düştük maalesef. O olumsuz etkiler devam etti. Sonra bir daha çıktık yani 4 senede. İki küme düşme yaşadım. İki şampiyonluk yaşadım ben. Ancak 5. senede takım oturabildi. Cici Multescu ile beraber güzel bir jenerasyonla, güzel bir oyuncu kadrosuyla. Hatta ilk devrenin sonunda şampiyonluğu zorlarken talihsiz maçlar oynadık. Yani hakem facialarının yaşandığı, yarıda kalan maçlar oynadık. Ve sonraki o sene Samsun Spor için çok güzel bir sene oldu. Biz ligi 5. bitirdik. Ve sonra da zaten ben takımdan ayrıldım. Beşiktaş'a gittim. Tabii Samsun Spor benim için çok farklı şeyler ifade ediyor. Hem futbolcu olarak hem antrenör olarak yükselişimi tamamladığım, bana çok değer katan bir yer olduğu için hayatımızda çok farklı bir yerde. Zaten bu gelişimizde de bunun bir etkisi oldu. Bir tarafta tabii Samsun Spor'u işte Süper Lig'den teklifler alırken ikilik alta, ikinci lige gelmemizin arkasında da hem işin bu duygusal tarafı hem de tabii profesyonellik vardı. Yani profesyonellik vardı derken tabii antrenörlük hayatımdan, gelecekten beklentilerimi karşılayabileceğime inandığım bir yer olduğu için Samsun Spor'u seçtim ben. Allah'ıma şükürler olsun. Çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Yeni bir başarı hikayesi sıfırdan nasıl yazılır? Bunu inşallah Samsun Spor'da tekrar Türk futboluna göstermiş olacağız. İnşallah hocam. Şunu da sormak istiyorum. Siz Yüzler Kulübü'ne giren bir golcüyken bir anda Beşiktaş'ta Toşak döneminde savunmaya çekilen bir oyuncu oldunuz.
Bu tarihte eşi benzeri çok zor görülen bir olay. Forvet oyuncusunun savunmada oynaması. Siz bu adaptasyonu nasıl atlattınız? Yani şu anda hayal ediyorum, majör liglerden bahsedelim. Lewandowski'nin bir anda savunmaya döndüğünü düşünürsek mesela. Vallahi aslında tam da öyle diyebiliriz. Ben yüzler kulübüne girmiş bir futbolcuydum o zaman. Aslında 200'ler kulübüne aday futbolculardan bir tanesiydim. Evet. Beşiktaş'ta ilk sezonumuzu 24 gol, ikinci sezon 19, üçüncü sezon 22 golle ki forvet oyuncusu olarak gerçekten istatistikler çok iyi gidiyordu. Sonraki sezon Toşağ'ın gelmesi ve bizim forvetten stopere çekilmemiz. Benim orada hayatta yani kendi geleceğimle alakalı bir karar vermem gerekiyordu aslında. Yani ya bu durumu kabul etmeyeceğim, Beşiktaş'tan ayrılacağım ya da işte hocadır, bizim patronumuzdur. Onun isteklerine cevap vermeye çalışacağız. Olayı profesyonel çerçevede değerlendireceğiz. İki tercihim vardı. Ben bu tarafı tercih ettim. Ki bunun bana tabii kayıpları da oldu, zararları da oldu. Sizin de söylediğiniz gibi 200'ler kulübüne aday bir futbolcuyken ki o ortalamayla devam etseydim 200'ler kulübüne çok rahatlıkla girebilirdim. Artı milli takımda istikrarlı bir şekilde oynayan bir futbolcuyken milli takım kariyerimiz sekteye uğradı. Taraftarların bize bakış açısı çok daha farklı yöne çevrildi işte. Stoper oynadığımız maçlardan sonra bile işte taraftarların işte çocukların gelip ya hocam bugün gol atamadın demesine, sistemlerine maruz kaldık. Ama kazandırdığı şeyler de oldu. Ne oldu işte? Sabretmeyi öğrendik. Üzülmüş müydünüz hocam? Tabii ki üzüldüm. Tabii ki üzüldüm ama yani şöyle bir şeyle de karşılaştım ben birçok maçta. İşte stoperde başlayıp daha sonra orta sahaya geçip maçı forvette bitirdiğim maçlar oynadım. İşte Toşağ'ın takım geriye düştüğü anda hemen beni ön tarafa alması ki o da demektir ki yani bizden bir beklentisi hala var. Tabii o süreci yaşadım ben. Bugün geldiğim nokta itibariyle değerlendirdiğim zaman yani iyi ki öyle geçirmişiz. Daha sonra Beşiktaş'a antrenör olarak dönme fırsatı yakaladık. Bugün Beşiktaş camiasında hala en sevilen futbolcular arasında olabiliyorsak de şimdiki adıyla Vodafone, önce eski adıyla İnönü Stadı'na gittiğimizde orada insanların saygısını, hayranlığını, ilgisini hala görebiliyorsak belki o günkü davranışlarımın da bir şeyi olmuştur bunda, payı olmuştur. Peki şu anda sizin gibi santraforken savunmaya çekilip oynayabileceğine inandığınız oyuncular var mı? Vallahi biz en son maçta burada Adana Spor karşılaşmasında Yalçın'ı oyuna soktuk ve santrafora yolladık. Arada bizim de aklımıza geliyor tabii o. Şu an siz futbolcu olsaydınız hem forvet hem de savunma oyuncusu olarak görülüyorsunuz bir noktada da. Aktif piyasa değeriniz sizce ne olurdu, bonservis bedeliniz? Benim oynadığım dönemde sistem olarak 3-5-2 sistemi çok revaçtaydı. 3-5-2 sisteminin o günkü uygulamasında şu vardı. 2 stoper bir de arkada libero. Şöyle bir anlayış vardı. 2 stoper rakibin 2 santraforuna yapışacak. Tamamen adam adama bir oyun. O santrafor nereye giderse takip edeceksin. Oynamayacaksın. Tamamen defansif anlayışla oynayan 2 stoper. Yani oynatma, oynama. Yani ben çok şahit oldum. Mesela işte su içmeye gidiyordum. Stoper yanımda benle beraber kulübeye kadar geliyordu. Çünkü ona o söylenmiş. Sahanın neresinde olursan ol arkanda onu hissediyordun. Bugünkü 3-5-2'ye baktığımız zaman yani üçlü defansa baktığımız zaman tamamen ayrı anlayışları barındırıyor. Bugün oynasaydım ben mesela o günkü gol sayımın belki de %50'sini daha fazla yapabilirdim. Bugünkü santraforlar daha rahat oynuyorlar. Hocam futbolculuk hayatınıza geri dönseniz değiştirmek isteyeceğiniz şeyler ne olurdu mesela? İlk aklınıza gelen şunu değiştirmek isterdim, şunu daha farklı yapardım dediğiniz bir şey. Bazen tabii şunu düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ta olduğumuz dönemde ki ben Beşiktaş'ta 6 sezon oynadım. Çok güzel de dönemler geçirdik. Arada transfer teklifleri geldi. Mesela yurt dışından teklifler gelmişti bana. Ama bonservis fiyatının yüksekliğinden dolayı gidememiştim. Orada biraz daha zorlayabilirdim. Yani bir yurt dışına çıkamamak. İşte Schalke 04'ten, Anderlecht'ten, Nant'tan çok önemli teklifler gelmişti o süreçte. Mesela orada biraz daha ısrarcı olup yurt dışında oynama özlemini giderebilirdim. Yani o benim için bir futbol hayatımda hani keşke yapsaydım diyebileceğim işlerden bir tanesi. Hocam antrenörlük hayatınıza baktığımız zaman Beşiktaş'ında da hem oyunculukta hem antrenörlükte sık sık tabii ki de geçti. Peki başka şampiyon takımlardan teklif aldığınız oldu mu? Yani şöyle oldu. Mesela Bursa Spor'la şampiyon olduktan sonra şunu yapabilirdim ben. İşte burada misyonumu tamamladım dediğim anda o gün Avrupa'nın majör ligleri de dahil olmak üzere en az 30 tane çok
iyi kulüpten teklif gelebilirdi bana. Ben biraz daha idealist davrandım. İşte Bursa'da kalalım, Bursa Spor'u bir Avrupa takımı haline getirelim. Daha sonra Bursa Spor'dayken birçok takımın böyle açık çek verdiği teklifler oldu. Onları elimizin tersiyle ittik. Onlar belki değerlendirilebilirdi. Tabii Süper Lig'de de oldu tabii. Yani büyük takımlarımızdan çok ciddi teklifler oldu. Ama yine orada dedik ki bir mukavelemiz var. Daha böyle yapmamız gereken şeyler var Bursa Spor'la. Onların peşinden gittik. Sonuçta orada da kendi inandığımız doğrularla, kendi ideallerimizin peşinden gittik. Bir yere kadar başarılı olduk ama sonrasında Türk futbolunun, taraftarlarımızın, camialarımızın makus bakış açılarıyla karşılaştık. Hep söylüyorum ben. Bir iş yapıyorsanız, o işte inandığınız doğrularla hareket ettiğiniz sürece, kendi doğrularınızın peşinden gittiğiniz sürece, ondan sonraki süreçte başınıza ne gelirse gelsin kabul ediyorsunuz. Belki de hayatta bir insan için en büyük pişmanlık şu oluyor. Başkalarının doğrularıyla hareket edip başarısız olmak herhalde insanın yaşayabileceği en büyük eziyetlerden, işkencelerden bir tanesi olur. Ben hep hayatım boyunca inandığım doğruların peşinden gittim ve bugün buradayız. Allah'ıma şükürler olsun ki yine kendi inandığım doğrularla, kendi verdiğim kararlarla, kendi sevdiğim, mutlu olduğum bir yerde bir başarının peşinden koşuyoruz. Şükürler olsun. Şu an Bursa Spor'un o şampiyonluk kadrosunu şöyle bir düşünelim. Evet. O kadrodan bir ismi Samsun Spor'a dahil etme şansınız olsa o kadrodan ben çok isim dahil etmek isterim ama iki tane söyleyeyim. Bataja ve Ömer Erdoğan derim. Ömer Hoca da şu anda evet. Gayet başarılı gidiyor. Seneye rakip olacaksınız inşallah. Hem sporcumuzdu hem antrenörken yardımcımızdı. İnşallah onun da tabii başarıları bizi mutlu ediyor. Bataja'yı da her takım zaten tabii muhakkak. Başarı çok. Bataja çok ayrı bir karakterdi. Hem saha içi hem saha dışındaki performansı, davranışları, örnek kişiliği hakikaten her takımda olması gereken bir oyuncu. Üç kelimeyle Samsun Spor. Yaşam biçimi, gelecek ve tutku. Hiç hayatınızda hocam futbol menajerlik tarzı oyuncular oyunlar oynadınız mı? Oynamaya çalıştım ama oğlum çok oynar. Hiç ilgimde olmadı açıkçası. Hem antrenörlük hem de futbolculuk döneminizde unutamadığınız maç. Antrenörlük hayatımda Bursa Spor'la şampiyon olduğumuz sezonki son maç, Beşiktaş maçı. Futbolcuyken de ilk amilliği olduğum Norveç maçında yani 11'de başladığım Norveç maçında attığım 2 gol ve kazandığımız 2-1 Norveç maçı. Hocam sizi hayatınızda en çok hayal kırıklığına uğratan şey teknik adamlık döneminizde. Bunu tabii söylemek istemem. Şimdi tamam. Liverpool diyeceğim. Orada şimdi bir daha bir şeyi depreştirmeyelim ya. Örnek aldığınız teknik adamlar. Alex Ferguson tek geçerim. Karşılaşma şansı da bulduk Manchester United'la. Ama Alex Ferguson çok farklı bir kişilik. Futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz? Futbolcu olmasaydım Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünü kazanmıştım. Evet. İstanbul'a transfer olduğumda herhalde metalürji mühendisi olurdum. Metalürji. Hiç unutamadığınız stat atmosferi. Liverpool'u 2-1 yendiğimiz karşılaşmadaki İstanbul İnönü Stadı'ndaki atmosfer ve Bursa'da şampiyon olduğumuz sene İstanbul Başakşehir Büyükşehir Belediye maçına deplasmana 35 bin kişi Bursa Spor taraftarının gittiği karşılaşma. Bu soru tabii şimdi soracağım soru kısa ama yanıtı büyük ihtimalle çok uzun olacaktır. Bunu da en kısa şekilde alabilirsek günümüz futbolunda Türkiye'de özellikle en ciddi sorun ne? Altyapı sorunu. Karşısında en zorlandığınız savunmacı? Van Gobel. O da bırakmıyor muydu hocam sizi? O da çok güçlü bir oyuncuydu. Yani böyle hiç kıpırdatamıyordu. Bugüne kadar Süper Lig'de izlerken en çok keyif aldığınız futbolcu? Sergen ve Hacı diyeceğim. O zaman Hacı mı Alex mi sorusuna da aslında bir yanıt vermiş oldunuz. Hacı. Hacı. Hocam futbolda bir kuralı değiştirme hakkınız olsa hangi kuralı değiştirirdiniz? Offside'ı biraz daha esnetirdim. Yani daha böyle seyir zevkini arttıracak, gol sayısını fazlalaştıracak hale getirebilirdim. VAR'ı kaldırır mıydınız hocam? VAR'ı kesinlikle kaldırmam. Sonuna kadar VAR'cıyım ben. Hocam en büyük hayaliniz? En büyük hayalim Samsun Spor'la Süper Lig şampiyonluğu. Son olarak taraftarlara bir mesajınız var. Taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Doğru yoldayız. Hedeflerimizin içerisindeyiz. İnşallah hepimizin hayali olan Süper Lig'e çıkacağız. Ve son 10 senede çok üzülen Samsun Spor taraftarı artık eskiden olduğu gibi takımlarıyla gurur duyacak. Ve onlarla beraber çok büyük mutluluklar, çok büyük gururlar yaşayacağız. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Sağ olun. İnşallah sene sonunda Samsun Spor'u şampiyon olarak Süper Lig'de de göreceğiz. O zaman da bir röportajı inşallah tekrar tabii ki yaparız. Sezon sonunda da göreceğiz. Sonra Süper Lig'de de inşallah bekliyoruz.